Sorulardan biri de mesela bilgisayar oyunları konusunda acaba ne yapmak lazım? Evet. Bilgisayar oyunları çocuğun kaçış alanı. Şunu sormak lazım. Çocuk neyden kaçıyor diye sormak lazım. Çocuk okulda bir keşfetme ortamı yoksa, çocuk kendini bulamıyorsa, evde ya da okulda utandırılıyorsa, ilişki kuramıyorsa, çocuğun kendisini gelişimi gösterebileceği bir alanı yoksa, çocuğun okulda ya da evde karar verme fırsatı verilmiyorsa, çocuk bunları oyunlarla karşılıyor. Çocuğun hayatında bir boşluk var. Onun için oyunu elinden alırsanız, yani yara bandını çıkarmış olursunuz, kanama olur. Almasınlar elinden, değil mi? Dediklerimi düzelttikten sonra zaten çocuk otomatikman bırakacaktır onu. Son günlerde özellikle medyada dikkatle ve hayretle takip edilen, yani Adnan Oktar, Evet. o yapının içine girenler, çok genç yaşta çocuklarını oraya kaptıranlar. Yani bu çocukları o kadar genç yaşta nasıl bir çekim alanıyla oraya aldılar, Evet. hapsettiler? Ve anne babalar acaba hangi davranış özellikleriyle çocuklarının böyle bir tehlikenin içine gittiğini görebilirler? Neye dikkat etsinler? Çok önemli. Sen ne yaparsan yap, sen kim olursan ol, ben seni seviyorum mesajı vermezse anne baba Bu çocuğuna, çok önemli, değil mi? evet, sen ne yaparsan yap, ben seni seviyorum mesajı vermezse, yani koşulsuz sevgi Bu çok vermezse, güçlü bir mesaj, değil mi? evet, çok iyi. Ve bunu yaptığınız her şeyle zaten verir. Zaten çocuk ona bakıyor. Çünkü hayatta kalması için annesine babasına ihtiyacı var ya. Annem babam beni seviyor mu, sevmiyor mu diye bakıyor. Bunu vermeyen anne, bunu vermeyen aile, çocuk sevgiyi tırnak içinde, gerçek sevgi orada yok ama onu sevgi zannediyor. Sevgiyi alabildiği yerlere gidiyor. Muhtemelen de orada sevgiyi bulabileceğini düşünüyor ve oraya doğru kaçıyor. Çeteleşme de öyledir. Cemaatlere girme de öyledir. Çoğu sebebi, yani en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Cep telefonu okula gidince, çocuklar cep telefonu okula götürünce başarı azalıyor mu, artıyor mu? Ne oluyor? Azalıyor. Azalıyor. Ama ben bir şey tahmin etmiştim. Bakın, bir hipotez oluşturdum. Dedim ki, bence dedim, başarısız öğrencilerde daha çok azalır. Yani akademik olarak zayıf olan yerlerde bu çocuklar götürmezse, cep telefonlarını okula götürmezse, onların başarısı daha çok artar dedim. Nereden yola çıkarak dedim? Başarılı öğrenci ne yapıyor biliyor musunuz? Başarılı cep telefonunu götürüyor. Ama oto kontrolü o kadar yüksek ki Bakmıyor mu? bakmıyor. Ama başarısız bir öğrenci, yani akademik olarak düşük o. Götürmediyse telefonu. Şimdi ne yapıyor? Derste sıkılıyor ya. Sürekli buna bakıyor. Sıkılıyor, buna bakıyor. Bu götürmezse o zaman derse fark daha oldu. Derse daha çok konsantre ve Uçurum daha çok artıyor. uçurum artıyor. Dersler öğrenme odaklı olmazsa çocuk sıkılıyor. İlk önce kendime düşen her şeyi yapalım. Yani keşif ortamı yaratırsam çocuk, bakın sizde de öyle olur. Bir sohbette, sohbet o kadar keyiflidir ki Bakmazsınız. telefonunuza bakmazsınız. Ama öyle bir sohbettir ki hemen ikinci dakikada telefona Telefonunuza gidersiniz. bakarsınız. O zaman ben şunu sorarım. İşte bizim okulda çocuklar telefonuna çok bakıyorlar. Bakarlar tabii, öğretmen öğrenme ortamı yaratamıyor demektir Şöyle bir bu da. şey